Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 5. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 2. sınav sorularıyla karşınızdayız. Fakat bir bilgilendirme yapmak istiyoruz size ilk başta. CKMK Akademi'nin biliyorsunuz Google Play'de uygulaması mevcut arkadaşlar. Oradan istediğiniz sınıfın istediğiniz videosuna ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bizi Instagram ve Facebook'tan da takip edebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen 5. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 2. sınav sorularıyla karşınızdayız. Test mantığıyla hazırlanmış bir sınav. Hadi birlikte çözmeye başlayalım. Şimdi ilk olarak bazı kelimelerin size ezberletilmesi için yapılmış bir sınav daha doğrusu. Bazı kavramları birlikte öğreneceğiz. Ne demek istediğini birlikte yapacağız diyelim. Şimdi birinci soruda konuşmada boş bırakılan yere ne gelmelidir diyor. Şimdi boş bırakılan bir yer yok soruda. O yüzden ben şuraya işaretleyeyim. Muhtemelen küçük kız burada bir soru soruyor. Ve cevap gibi şuur şeklinde bir cevap vermiş. Yani elbette şeklinde bir cevap vermiş. Şimdi şıklara bakıyoruz. Konuşmada boş bırakılan yere ne gelmelidir diyor. Burada resimde bir keçimiz var değil mi? Onu besliyoruz. Yani soru da bu şekilde gelmesi lazım. Şimdi şıklara bakın. Burada sebzeler var. Su var. Burada bir sorundan bahsediyor. Bakın burada bir keçi var. Beslemeden bahsediyor. Ve daha sonra nerelisin şeklinde bir soru var. C şıkkına baktığımızda can I feed the goat dediğinde arkadaşlar yani keçi besleyebilirim şeklinde bize bir soru soruyor. Besleyebilir miyim? O da elbette diyor ve doğru cevabımızı C olarak işaretliyoruz. Demek ki bilmeniz gereken neymiş arkadaşlar? Keçi demekmiş. Yaptığı buradaki fiil besleme işi de feed ile gösterilmiş. Şimdi geçtik ikincisine. Diyor ki Sara ne iş yapıyor? Burada bakın Sara yerde bitkiler var ve onları suluyor. Şimdi şıklara bakıyoruz. Televizyon izliyor. Yani bakın bazı kelimeleri İngilizce'de fiilleri bilmek zorundayız arkadaşlar. Yani watch dediğinizde izlemek anlamına geldiğini bilmeniz lazım. Feed'i zaten yukarıda söylemiştik. Neydi arkadaşlar? Beslemek anlamındaydı. Dog dediği köpekti arkadaşlar. Müze bildiğimiz müze. Visit'ta ziyaret etmek. Diğer şıkka bakalım. Water çiçek diyelim bunlara. Ya da bitki de olabilir. Bu da sulamak anlamına geliyor arkadaşlar. Burada Sara'nın yapmış olduğu işlem. Şuradakilere biz flowers diyoruz. Çiçekler diyelim. Şurada yapmış olduğu fiile de watering diyoruz. Yani bir sulama söz konusu diyelim. Buradan doğru cevabımız direkt D seçeneğidir. Şimdi geçtik 3. soruya, bir eşleştirme sorusu. Hayvanların tanıtılması ile ilgili. Kov biliyoruz arkadaşlar inek olduğunu. Burada duck'ı da size ben bir örnek vereyim. Biliyorsunuz çizgi filmlerde olur. Siyah bir ördeğimiz var. Daffy Duck'tan gelsin aklınıza. Daha sonra burada tavuk. Peki burada bakın bir aslan var, altta kedi yazmış. Bunun şöyle olması lazımdı. Aslan şeklinde. Bunu yanlış diyoruz ve D seçeneğini işaretliyoruz. Şimdi 4. soruda aşağıda bazı hayvanlar verilmiş. Yukarıda da bu hayvanın tanıtılması var. Şimdi ben diyor büyük bir çiftlik hayvanıyım. 4 tane bacağı varmış, ayağı varmış diyelim ve kuyruğu mevcutmuş. Şöyle bir bakıyorsunuz hepsinde de 4 tane ayağı var ve kuyrukları var. Peki bakın grass çimen demek. Bunu da şuraya yazayım. Grass neymiş? Çimen demekmiş. Bu yazdıkları muhakkak ezberleyin. Grass dediği arkadaşlar çimen ne yapıyormuş? Çimen yiyormuş, yani ot yiyormuş. Daha sonra süt verirmiş. Süt verdiği için ben kimim dediği için hemen çiftlik hayvan olan ineğe işaretliyoruz. Peki bu resimde şeyi ne yapıyor diye bize soruyor. Şimdi bakın burada tavuklar mevcut ya da civciv diyebilirsiniz. Burada da yine bir besleme mevcut. Şimdi siz şu üsttekinde tavuğun ne olduğunu biliyorsunuz. Demek ki arayacağınız arkadaşlar yine tavuk diyelim. Bunu arayacağız. Burada da bir besleme işi olduğu için feed'i aramamız lazım. Bakın iki kelime arasında şöyle düzelteyim. İki kelime bizim için önemliydi. Bakın hepsi yukarıdaki sorularda çıkmış. Feed'in beslemek olduğunu artık biliyorsunuz. Bunun da tavuk olduğunu biliyorsunuz. Şıklara bir bakalım.
Şimdi bakın, ilkinde fiil beslemek mevcut mu? Mevcut. Okey var. Peki burada bir kelime var. Bu ne? Bu da arkadaşlar tavuk demek. Hani küçük anlamına geldiği için cevabımız A seçeneği. Şimdi şuraya bakalım. Play dediği neydi? Oynamaktı. Duck dediği köpekti arkadaşlar. Burada ağaç, tree ağaç demek. Climb tırmanmak demek. Daha sonra çiçekleri sulamak demek. Buradaki fiilleri ve bazı nesneleri ezberletmek için tekrardan söylüyorum size. Şimdi resme bakıyoruz. Bir bisiklete biniyorlar. Bunu bize nasıl söyleriz şeklinde bir soru sorulmuş. Yani they're like nokta nokta şeklinde. Şimdi bu kelimenin yürümek, yürüyüş yapmak, yürüyüş şeklinde yazalım. Şunun koşmak, koşarak şeklinde, koşarak diyelim. Şu bisiklete binmek anlamına geliyor. Yanlış yazdık. Şöyle düzeltelim. Şimdi şuraya gelelim. Scat da arkadaşlar şunu bilelim. Patenle kaymak yazabileceğiz. Buraya da patenle yazalım. Peki şimdi bisiklete binmek cycle. Buradan cycling diyoruz ve cevabı işaretliyoruz. Şimdi yandaki resme bakıyoruz. Bir kişi var ve daha doğru tırmanıyor. Diyor ki senin diyor favori oyunun, sportun nedir şeklinde soruyor. Benim diyor en favori sporum şudur şeklinde söylemesi lazım. Ne yapıyor? Tırmanması lazım. Climbing zaten tırmanmak anlamındaydı. Araba sürmek, koşmak ya da yürümek değil. Şimdi yandaki resme bakıyoruz. Let's go'du. Şimdi bu kişi ne yapıyor? Bir yürüyüş yapıyor değil mi? Yürüyüş yaptığı için şuradan yürüyüşü işaretliyoruz. Swimming burada yüzmek demek. Bisiklete binmek demek. Bu da koşmak demek. Nereden aklınıza gelsin? Bak GG var. Koşmaktan gelsin aklınıza. Koşmak diyelim. Aklınıza oradan gelsin. GG'den. Geçtik diğerine. Şimdi bir resim var. Bir kapı çalınmış ve bir işaret yapıyor. Bakalım bu işaretin bir anlamı var mı soruda? Diyor ki can I come in? Yani içeriye girebilir miyim şeklinde soruyor. Öğretmeni bir şey söylemiş. Come in please diyor. Gel şeklinde söylemiş. Yani demek ki yes of course demesi lazım. Yani bir olumsuz bir durum yok. Nereden anlıyoruz? Çünkü come in diyor. İçeriye gel diyor. O zaman yes of course. Yani evet tabii ki de elbette içeriye gelebilirsin diyor. Geçtik 10. soruya. Let's go to shopping diyor. Hadi diyor alışverişe gidelim ya da alışveriş merkezine gidelim şeklinde bir soru. Yani bir bildirim yapıyor. Sandra da bir şey söylemiş. Daha sonra I must go to the doctor. Yani doktora gitmem lazım. Bakın burada bir zorunluluk mevcut. Must dediği bir zorunluluktur. Gitmeli. Çünkü muhtemelen hasta. O yüzden gelen teklife ne demesi lazım? Hayır demesi lazım. I am sorry, üzgünüm, gelemem, doktora gitmem gerekiyor şeklinde bir cevap vermesi lazım. Şimdi kadere bir şey sorulmuş. Kader bize demiş ki Aralık'ta. December Aralık'ta demek. Şimdi bu ne olması lazım? Bir zaman ya da bir tarih sorması lazım. Şimdi ilk zaman ifademiz what time is it diye bu ama saat soruyordu değil mi? Bu olamaz. Peki parti nerede diyor. Bakın nerede? Bir yer belirttiği için biz ona zaman cümlesi şeklinde bir çözüm yani soruya böyle bir çözüm üretemeyiz. Peki o zaman şöyle sorabilir. Bakın burada when var. Zaman sorar when. Ona da bir gidelim. Diyor ki senin doğum günün ne zamanda? Aralık'ta. Gayet uygun gözüküyor şu an itibariyle. Peki birinciye bakalım. Diyor ki bu ne tür bir parti şeklinde bir soru sorulmuş. Parti ile alakalı bir cevap yok ki. O yüzden direkt Bursa'yı işaretliyoruz. Şimdi geçtik 12. soruya. Bir süper kahramanımız var. En favori karakterim benim Superman diyor. Çünkü o şöyle şöyle demesi lazım. Yani Superman'in bir karakterinin neler olduğunu belirtmesi lazım değil mi? Özelliklerini. Burada bakıyorsunuz bazı bilmeniz gerekenler var. Mesela burada o çok güçlü ve cesaretli. Brave cesaretli demek. Hemen işaretleme yapıyoruz. Daha sonra bakalım. Diyor ki let's watch a cartoon. Yani bir çizgi film izleyelim. Hadi bir çizgi film izleyelim şeklinde söylüyor.
cevap vermesi lazım. Daha sonra şöyle söylüyor. Bence onlar çok sıkıcı. Demek ki istemiyor. It is a bad idea. Yani bu diyor çok kötü bir fikir. Çünkü onlar çok sıkıcı gibi düşünebilirsiniz. Yani bence onlar çok sıkıcı diyor. Diğerleri tamamıyla izlemeyi destekleyici şıklar. Bakın mükemmel bir fikir elbette. Ben diyor çizgi filmi severim diyor. Zaten bunların üçü de olumlu bir cevap olduğu için soruda dörtte bir ihtimaliniz olan bunu seçmeniz lazım. Eğer soruyu çözemiyorsanız şıklara baktığınız üçü de olumlusuysa cevabınız elbette olumsuz olandır. Geçtik 14. soruya. I don't like nokta nokta film demiş. Yan tarafta da bir korkutucu işaret yapılmış. Bakın burada. I think there are scary. Yani o çok korkutucu. O zaman horror dediği korku filmi diye arkadaşlar bilmeniz lazım bunu. Çizgi film, animasyon filmi, aksiyon filmi değil. Korku filmini zaten sevmiyormuş. Çünkü o çok korkutucu diye de söylemiş. 15. soruya bakalım. I am from China. Nereli olduğundan bahsediyor. Yani ülke anlamında nereli olduğundan bahsediyor. Bakın genellikle bu şekilde soru kalıplarında içerisindeki bu hani soru kalıplarında şu olur arkadaşlar. Size soruyu sorar. Aynı şekilde de aynı kavramları kullanarak cevap vermenizi istenir. Bakın burada from olduğu için soru kalıbında da from olması lazım. Direkt soruyu o şekilde işaretleyebilirsiniz. Bununla ilgili birkaç tane soru soracağım. Yani söyleyeceğim. Onlarda da aynı çözüm var. Görseldeki çocuk annesine ne sormuş olabilir? Bilgisayar masasının başında oturuyor. O zaman ne yapması lazım? Computer game play demesi lazım. Can I play computer games? Yani bilgisayar oyunu oynayabilir miyim? Şeklinde bir soru sorması lazım annesine. Buradan izliyoruz. Bakın burada televizyon izlemek olamaz. Su içmek olamaz. Biraz çikolata yemek elbette olamaz. Çünkü nerede sormuş resim? Bilgisayar masasının karşısında. 17. soruda burada yataktan kalkma ifadesi var resimde ve bir saat belirmiş. Yani demek istiyor ki ben diyor saat 7'de kalkarım diyor. Bunun da kalkmak anlamında kullanılan fiil I get up at 7 o'clock demesi gerekiyordu. Geçtik 18. soruya. Burada resim biraz kaymış sorunun üzerine bunun için özür diliyoruz. Yukarıda olması lazım bu resim. Bu aşağıda da Jane'in bu boş bırakılan yerlere ne gelebilir şeklinde bize bir soru soruyor. Şimdi Jane'e bakıyoruz. Bir deney yapıyor değil mi arkadaşlar? Bir deney yaptığı için muhtemelen cevapların içerisinde deneyle geçen bir şey olması lazım. Şimdi bakın. Experiment deney demek. Deney demek. Burada da bilim var. Şimdi I like science lesson yani ben bilim derslerini seviyorum ve aynı zamanda deney yapıyorum, yapabilirim şeklinde bir ifade olması lazım. En mantıklı cevabınız Bursa oluyor. Diğerine bakalım. Bir harita verilmiş ve yer soruluyor. 19. soruda bize diyor ki okul nerededir diyor. Bakın okul burada. Şimdi hadi gelin aşağıdakilere göre okulun yerini doğru hangisi vermiş bulalım. It is the next hospital. Hospital'ı bul diyor ki hospital'ın yanındadır. Hayır bakın yanında hiç alakası yok o zaman gitti. Diyor ki Taycap'ın yakınındadır. Hemen buluyoruz. Nerede bakın Taycap burada. Bunun yakınında falan değil. Post office'in arkasında. Post office burada arkadaşlar arkasıyla alakası yok bu tarafta. Diyor ki market ile kütüphanenin arasındadır. Market ile kütüphanenin arasındadır ve doğru cevabımızı bulduk. 20. soruya bakalım. Excuse me diyor. Affedersin diyor. Bir şey sormuş. Daha sonra hayır diyor. Hiç yakınlarda yok diyor. Yani burada hiç yakınlarda yok. Şimdi bakın near here yakınlarda burada. Sorarken de bu şekilde cevap verdiyse muhtemelen soruda da bu olacak. Bakın nerede var? Burada var. Near here. Gördünüz mü? Bir bankayı sormuş. Yakınlarda bir banka var mı şeklinde bir soru sormuştur. Polise hayır dediği için bakın soruyu bu şekilde çözdüm. Cevaba göre soru kalıbının içerisinde. Aradım o şekilde oldum. Eğer soruyu çözemiyorsanız muhtemelen sorunun içerisindeki verilmiş kısım
cevapta da verilir. O şekilde de çözebilirsiniz. Umarım bir faydalı sınav olmuştur sizin için. Sınavınızda başarılar dilerim. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.